Herkese merhaba, ben Bahar Akdeniz. Sanat Bahar olarak da ismimi belki tanıyanlar olur. Ben sizinle eski defterlerimden birkaç yaprak gösterip ondan sonra kolay çizimlerden yapmak istiyorum. Genelde öğrencilerim kuş çizimini çok seviyorlar fakat birazcık zorlanıyorlar ilk başta. Onun için zorlanmamaları için kolay yöntemlerle, geometrik şekillerle en kolay kuşu nasıl çizebiliriz adlı bir çalışmamız olacak. Şimdi bunlar birazcık şöyle sulu boyayla çocuklara çizdiğim resimlerden oluşuyor. Bunun haricinde şöyle bir çalışmamız var. Yine sulu boya değil de bu toz pastel. Bilir misiniz? Tepeşir tarzında. Aynı tepeşir gibi gözükür. Toz pastel. Boyayı sürdükten sonra şöyle elinizle hafiften dağıtabilirsiniz. Ya da eğer onu istemez, parmakları leke oluyor, ben istemiyorum derseniz tabii ki de fırça yöntemiyle de bunu sağlayabilirsiniz. Ayrıca ben bu tarz çizimlerden sonra hele bu çizim bir toz pastelse kesinlikle sabitleştirici gerektiriyor. Bu sabitleştirici eğer alamıyorsanız ki genelde pahalı oluyor, en uygun saç spreyini alaraktan bir sabitleme yöntemi gerçekleştirebilirsiniz. Bana bu denk geldi ve gerçekten de işe yarıyor. Normal bildiğimiz saç spreyiyle birlikte sabitleştirmiş oluyoruz. Onun dışında diğer çalışmalarda sonra paylaşalım sizinle. Evet, bugün keklik çizimi nasıl yapılır? Onu öğreneceğiz. Genelde keklik çizimlerini çok seviyorlar. Ben bir sergimde yapmıştım keklik çizimini. Tabii ki de bu bir çizim değil. Bu Türkiye'nin Av Hayvanları Orman Su Müdürlüğü ile ilgili bir kitap. İşte şu tatlış hayvan nasıl avlanır acaba? Tabii ki de bunu anlatmayacağız. Neden avlıyorlar? Hala anlam veremiyorum ve tepki var. Keşke avlamasalar. Güzelim hayvan değil mi? Her neyse geçelim şimdi biz bu konudan. Genelde ben geometrik derken şurada kalemim vardı. Ne yaptım acaba? Ne yaptım? Evet buldum. Şimdi arkadaşlar. İlk önce bakarken çizimi ilk mesela sınırlarını belirleyin. Üst seviye ve alt seviye. Ayaklarıyla kafasının üstünün nereden başlayıp ayakların nerede biteceğini ilk önce defterinizde, sayfanızda sabitleştirin. Mesela şöyle küçük bir çizimli taslağını yapalım. Benim şöyle bir boyutta yapacaksam alt tarafı burası, üst tarafı burası. Tam da denk geldi ekrana. Her neyse. Şuradan mesela şu seviyelerde derim ben. Tam da gri kalemi almışsın Bahar. Evet. Tabii ki de birazcık gözükmesi lazım. Alt tarafı şuradan başlayacak diyelim. Ardından üst tarafı belirliyoruz. Mesela üst tarafta hani şuralarda falan olsa rezek. Genelde bu tarz çizimlerde kompozisyon açısından defterin kağıdımızın boyuna göre size anlatmak istediğim bir şey var. Püf nokta. Alttan daha az boşluk bırakıp üstten daha fazla boşluk bırakabilirsiniz. Bu gözün daha ferah, rahat bir bakış açısında kalacağını size söylemek istiyorum. Mesela şunu biraz daha aşağı indirelim o zaman. Evet, şöyle bir boyutta olacak. O zaman bunun boyutunun enine olan oranı nasıl? Yani bunu bir küp içinde mi düşüneceğiz? Yoksa daha çok geniş dikdörtgen içine mi çizebiliriz? Onu da göz kararıyla da anlayabilirsiniz. Ayrıca kalemin ucunu kafasının üstüne koyup ayaklarının seviyesinden işaret parmağınızla belirlersiniz. Ve hiç bozmadan çevirin. Şu gaganın bu şu ucuyla kuyruğun noktasını. Evet. Gördüğünüz gibi kare. Kare olarak şuraya nasıl bir çizebiliriz? Bunun boyutunu yüksekliğini yine alalım. Normal herkesin bildiği bir kare yapacağız. Şuradan bir çizgimizi belirleyelim. Tamam. Bu arada
benim aparatım yüzünden şu an elimi bu tarafı kullanamıyorum. Bu çizimi o zaman nasıl yapacağım, değil mi? Şu an sağ tarafımda bilirsiniz konserve şişeleri vardır, cam kavanozlar, annelerimizin turşu yaptıkları. Ben onun içine su doldurdum, daha doğrusu kardeşim yaptı. Ondan sonra o ağırlık sayesinde benim telefonumu yukarıda sabit bir şekilde tutuyor. Birazcık komik bir şey oldu. Tellerle falan böyle bağlantı kablolarıyla bağlamıştı. Umarım bir gün telefon, o ismini de unuttum bilmiyorum, o şeyden alacağım aletten. Evet arkadaşlar, şimdi ben şuraya bir boyutunu da çizelim şuraya. Tam bir kare olacak. Mesela bunun boyutuna göre buradan şuradan püf nokta yapalım. Evet, şu an bu karenin içine kuşumuzu sığdıralım bakalım. Şimdi kuşun şöyle çapraz bir yönü var. Görüyor musunuz? Bunun şurasından bir nokta ve şu ortalarda tam yerde değil, köşesi de değil, şu köşenin üstüne. Yani şu seviyelerde bir çapraz çizelim. Sonra buraya küçük ovalimizi yapıyoruz. Sonra şuraya şu kuyruğundaki gibi üçgenimizi çiziyoruz. Sonra şuranın tümseyinde görüyorsunuz değil mi? Şuradan bir düzlük yapıp şuraya bir çıkıntı var. Eğer direkt böyle böyle çizecekseniz tamam yapabilirsiniz ama şunları çizdikten sonra bence şunun şuradaki küçük daire gibi düşünebilirsiniz. Olips şekeri gibi. Sonra da şuraya şöyle bir yuvarlak yapalım. Misal ben şuraya tam şunun şurasında, arkasında, kafasının arka kısmında şöyle çizgi yapıp şuraya kadar daire bir çiziyorum. Sonra bunun şurada ölçülerine göre bak şöyle çapraz şuradan aşağıya inen bir olips yapalım. Sonra bunun burasını da şöyle çizelim. Sonra bakın şurada küçük bacağa inen bir üçgencik var. Orayı da şöyle üçgeni belirtelim. Şurasının yuvarlaklığını yapalım. Şuradan düzleştirelim. Şuradan yukarıya çıkartalım. Gagamızı ekleyelim arkadaşlar. Evet. Genel olarak taslak çizimimi böyle yapıyorum ben. Sonra şuradan bacakların işte yönünü belirleyebilirsiniz. Şuradan bir bacak geliyor tekrardan. Çıkıyor. Boyutu, genişliği derken. Evet arkadaşlar, az önce bir sorun yaşadım kameradan dolayı. Kameranın şu aparat kısmını kesinlikle almaya karar verdim bu yaşadığım sorundan sonra. Kusura bakmayın. Şimdi size son artık çizimin ince ayrıntılarını ben girmeyeceğim. Taslak çizim olarak ilk önce ben çizmeyi gösterdim. Bunu ilerleyen videolarda belki boyama aşamasında tekrar bir video çekip sizlerle olabilirim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Böyle çizimlerde taslak böyle geometrik şekilleri çizdikten sonra içerisine yerleştirirseniz sizin açınızdan kolaylık olacağını söylemek istiyorum. Sanatla ve huzurla kalın. Hoşça kalın.